Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun düzenlediği Atatürk'ü Anma programında konuştu. Önemli mesajlar verdi. Daha önce Türkiye'nin gardırop Atatürkçülerinden çok çektiğini de anımsattı Cumhurbaşkanı. Bu sefer de sosyal medya Atatürkçüleri vurgusu yaptı. Bir kesimin Türkiye'ye bu şekilde düşmanlık ettiğini söyledi. Erdoğan konuşmasının büyük bir bölümünde terörle mücadeleye de çok önemli ve sert mesajlar verdi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Atatürk'ü anma programında konuştu. Terörle mücadelede çok net mesaj verdi. Önümüzdeki dönemde sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ü anma töreninde kameraların karşısına geçti. Sınırların terörden temizleneceğini söyledi. Terör örgütleriyle ülkemiz sınırları arasındaki irtibatı tamamen keseceğiz. Ülkemizin siyasi ve ekonomik yol haritasını terör örgütleri üzerinden istedikleri gibi yönlendiren emperyalistlerin ve bölgemizdeki kuklalarının 40 yıllık oyununu ila nihaye bozacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'daki savaşa bir kez daha dikkat çekti. Hep birlikte mücadele edelim vurgusunu yaptı. Bölgemizi kasıp kavuran yıkımların sınırlarımıza dayanmasını, bizi de yakmaya başlamasını beklemeyeceğiz. Gelin hep birlikte gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye mirası bırakalım. Bir yıl önce söylediği gardırop Atatürkçüleri sözünü hatırlattı. Bugün de sosyal medya Atatürkçülerinin hem Atatürk'e hem ülkemize hem de milletimizin birlik ve bütünlüğüne verdiği zarar Türkiye'nin yeminli düşmanlarıyla yarışır seviyeye ulaşmıştır. Öyle ki Atatürk istismarcıları, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla kol kola girecek kadar zıvanadan çıkmışlardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek parti döneminin Türkiye'ye verdiği zararı anlattı. Eğer Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı diyerek anlamlı mesaj verdi. Şayet Gazi'nin ömrü ve sağlığı en azından bir 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi, hiç şüphesiz 2. Cihan Harbi sonrası bambaşka bir Türkiye görecektik. Maalesef Gazi'nin vefatıyla bu fırsatı kaçırdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan program öncesi Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni yerleşkesinin resmi açılışını da gerçekleştirdi. Ya Allah, Bismillah.